Ben Emrullah. Size başımdan geçen garip olayları anlatmak istiyorum. Benim eskiden yaşadığım yer cinler tarafından boşaltılmak zorunda bırakılmış köylerden biridir. Bizim de eskiden mutlu bir hayatımız vardı ama köy halkı tarafından yapılan yanlış işlerden dolayı bir anda zindana döndü. Biz 6 kişilik orta ölçekli bir aileydik. Günümüz köy işleriyle geçer, akşamları gece lambası ışığında yemeğimizi yer, dedemin anlattığı hikayelerle biraz zaman geçirir, ertesi gün yine köy işleri olduğundan erkenden yatardık. Her şey o yıllarda güzeldi. Aile kelimesinin tam karşılığını yaşardık. İlk olaylar bizim ve birkaç ailenin başından geçti. Ardındansa bütün köye yayıldı. O gece ailece gene oturup dedemin anlattıklarını dinlemiş, ardından yatağımıza girmiştik. Yatağımda sağa sola dönmeme rağmen bir türlü uyku gözüme girmemiş, kendimce hayaller kurarak uyumaya çalışmıştım. Kaç saat geçti böyle bilmiyorum. Biz, çocuklar ve dedem bir odada, annem ve babam ise diğer odada yatardı. Kardeşlerimle yatağım yan yana, dedemse sedirde yatıyordu. 1 metre kadar ilerimde bir hareketlenme olmaya başlayınca istemsiz olarak kafamı yan tarafa doğru çevirip bakmaya başladım. En küçük kardeşim Reşit yatağında doğrulmuş, kendi kendine kısık sesle bir şeyler konuşmaya başlamıştı. Normalde bazı geceler tuvalete uyandığından gene aynı şeydir deyip umursamamıştım. Ama garip konuşması devam edince istemsiz olarak dikkatimi çekiyordu. Kardeşim bir süre bu şekilde konuşup geri yatağına uzandı. Daha uzanmasının üzerinden birkaç dakika geçmemişti ki tekrar doğruldu ve yerinden kalkarak gaz lambasını aldı. Anlaşılan tuvalete gidecekti. Köylük yerde tuvalet evin arka tarafına doğru olur. Pislik olduğu için de eve yakın tutulmazdı. Normalde tek gitmeye korkardı yaşından ötürü ama bu defa bizlerden birini uyandırmamış, kendi başına gitmeye çalışmıştı. Odadan sessizce dışarıya doğru çıktığında abilik duygularım kabarmış, tek başına gitmesine içim el vermemişti. Yaşından dolayı hayvan falan görür korkarsa iyi olmazdı çünkü. Evin daha dış kapısına çıkmamıştı ki ben de yerimden doğruldum ve odadakileri uyandırmamaya özen göstererek onun peşinden çıktım odadan. Ben tam kapıyı geçeceğim kadar açmıştım ki o da dış kapıyı açıp çıktı. Ben de sessizce ardından ilerlemeye devam ettim. Reşit tuvalete doğru ilerliyordu ama yürümesi bir garipti. 3-5 adım sağa gidiyor, kendi etrafında dönüp sonra tam tersi yöne gidip aynını yapıyordu. Hani elinde bir şey olur da çocukları elindekini havaya kaldırıp yakalatmaya çalışırsın ya. Aynı şeyi yapıyordu şu an. Sanki birilerinden bir şeyler almaya çalışıyordu. Ne yaptığını anlayabilmek için ses etmeden uzaktan seyretmeye başladım. Zaten dolunay olduğu için ortam benim rahatlıkla görebileceğim kadar aydınlıktı. Hayvan veyahut başka bir şey olması halinde seslenir, birkaç saniye sonrasında da yanında olurdum. Reşit, tuvaletin oraya gidene kadar böyle garip yürümeye devam etti. Tuvalete girmesiyle çıkması bir oldu. Aynı garip hareketlerle geri eve doğru yürümeye başladı. Aramızda birkaç metre anca vardı ve beni fark etmeden öylece yanımdan geçip içeriye girdi. Elinde gaz lambası varken beni fark etmemesi çok garipti. Gerçi yaptığı hareketleri de garipti ama uyku sersemi olmasının payı bunda olabilir diye düşünmüştüm. Normalde köylük yer olduğundan evin dış kapısı mutlaka kapatılır. Ardına da ağaçtan destekler konurdu ki ne olur ne olmaz diye. Ama Reşit öylece geçip kapıyı dahi kapatma gereğinde bulunmadan içeriye girmişti. Normalde o da bu kuralı çok iyi bilirdi. Hatta korkusundan bize de sürekli kilitlediniz mi diye sorardı. Uyku sersemliğine yormuştum o gece olanların hepsini. Etrafa son kez göz gezdirip evden içeriye girip kapıyı sıkıca kapattım. Odaya girdiğimde lamba aynı yerinde duruyor, Reşit ise yatağında gene oturur pozisyonda duruyordu. Benim odaya girdiğimi bile fark etmeden kendi kendine konuşması devam ediyordu. Daha fazla dayanamayarak Reşit, ne oldu? Uyku mu tutmadı diye sordum ama
Sormamla kendini pat diye yatağa bırakması bir oldu. Odadakiler uyanmasın diye daha fazla konuşamadım ve yatağıma girerek uyumaya çalıştım. Sabah horozların ötmesiyle uyanmış, köy işlerini yapmaya koyulmuştuk. Aile kalabalık olduğundan herkes bir işin ucundan tutuyor, çok kısa sürede bitiriyorduk. Sabah 8 gibi bütün her şey bitmiş, anam sacda ekmek pişirmişti. Sıcak sıcak kahvaltıya koyulmuştuk. İlkbahar ayları yeni bittiğinden ekin işleri de bitmiş, birkaç aylık boş zamanımız vardı. Yılın bu zamanlarında köyün genci, yaşlısı kim varsa arkadaşlarıyla vakit geçirir, toplanır muhabbet ederdi. Benim de günüm bu şekilde geçiyordu. Akşam olduğunda gene erkenden girmiştik yatağa. Bu defa gündüz çok dolandığımızdan yorgunluk ile rahatça uyumuştum ama kulağıma dolan tıkırtı ve fısıltılarla uyanmıştım yine. Reşit gene oturuyordu. Normalde en fazla ayda bir kere kalkardı gece tuvalete. Onun dışında sürekli tekrarladığı bir olayda değildi. Normalde ses etmeyecektim ama sabah olduğunda kızıp yatmadan tuvalete gitmesini söyleyecektim. Her gece bu şekilde olmazdı. Dedem zaten yaşlı. Bizlerse sabah erkenden kalkıyorduk. Diğerleri de eninde sonunda bunu fark edecekti. Bir süre daha konuşmasına devam ettikten sonra gene aynı şey tekrarlandı. Lambayı aldığı gibi dışarıya çıktı. Bu defa ben peşinden gitmedim. Dün gayet iyi şekilde halledebilmişti işini. Her ne kadar saçma sapan hareketler yapsa da gidip gelmişti. O gidip geldikten sonra ben gider kapıyı kilitlerdim. Aradan tahminimce 15-20 dakika geçmişti ama Reşit geri gelmemişti. İçime korku düşmeye başlayınca hızla yatağımdan kalkarak dışarıya çıktım. Tuvalete doğru döndüğümde Reşit'in yanında 3-5 tane daha karartı vardı. Ne oluyor, onlar da ne diye bakmaya başladım ama korku içimi kaplamaya başlamıştı. Hızla Reşit'in yanına doğru koşmaya başladım. Yanlarına vardığımda komşuların çocukları olduğunu fark ettim. Ne işiniz var sizin bu saatte burada? Anneleriniz, babalarınız uyansa kayboldunuz diye korkarlar diyerek sertçe çıkıştım ama kimse oralabili olmadı. Reşit gaz lambasını yere koymuş, çocuklarla bir şeyler oynuyordu. Aynı şekilde konuşmamı yeniledim ve Reşit'i tutarak dürttüm. Kafasını bana doğru çevirerek ''Abi git yat, biz oyun oynuyoruz, bize karışma sen'' dedi. ''Ne demek lan bize karışma? Gece gece deli misiniz oğlum siz? Oyun mu olurmuş bu saatte?'' ''Hadi çocuklar, siz de beni daha fazla sinirlendirmeden doğru evlerinize. Yoksa sabah gelir, hepinizi ağalarınıza şikayet ederim bilesiniz.'' Çocuklar yerden kalktıklarında gözlerini nefretle bana dikip bir süre baktılar. Ardından da hızla koşarak evlerine doğru gittiler. ''Reşit, doğru eve. Bunun hesabını sana sabah soracağım. Bundan sonra geceleri dışarı çıkmak sana yasak. Tuvalete gideceksen biz yatmadan evvel gideceksin. Yürü hadi.'' Reşit de çocuklarla aynı şekilde suratıma bakmış, lambayı almakla dahi uğraşmadan eve doğru gitmeye başlamıştı. Eğilip lambayı aldığımda yerde olan garip şeyler dikkatimi çekmişti. Bizim oynadığımız bilye benzeri şeylerdi ama ışıkta parlamıyorlardı. Neyse, sabah bakarım nasılsa diyerek hızlıca eve geçtim. Ama unutmuşum bakmayı. Reşit yatağına girmiş yatıyordu. Ben de sessiz olmaya özen göstererek yatağa girdim. Gene tam uykuya dalacağım sırada Reşit'in seslerini işitmeye başladım. Şu birkaç gündür beni deli edecek garip şeyler yapıyordu. Babamların kızması fena olmayacaktı. Beni saymasa bile babam anlayacağı dilden konuşurdu onunla. Ben askerden geleli 1-2 sene falan olmuştu. Kendimi bildim bileli kardeşlerimle çok iyi anlaşır, bir kere olsun kalpleri kırılmasın diye sert davranmazdım. Reşit'in de böyle yapması o yüzden normal geliyordu bana. Reşit bir süre daha fısıldadıktan sonra gene kendini yatağa bıraktı. Ben de öylece uyumuşum. Sabah horozların sesiyle uyandığımızda direkt işlere koyulduk. İşlerden sonra kahvaltı sofrasına oturduğumuzda babama Reşit'in durumunu tam anlatacaktım ki
Yediğim zeytinin çiğdi boğazıma kaçtı. O hengamede babam sırtıma vurmaya başladı ama nefesim de kesiliyordu. Babam birkaç kere daha sırtıma vurduktan sonra nihayet çiğit çıktı boğazımdan. Hayatımda ilk defa yemek ya da zeytin yemiyordum ki yemeği bilmediğimden olsun diyeyim. Su içip kendime gelince yeniden konuşmaya başladım. Bu defa masanın kenarında olan çay bardağına bir şey çarpmışçasına üzerime dökülmüştü. Oğlum, sen iyi misin? Bu ne sakarlık? Önce zeytin, şimdi de bu. Nazara gelmiştir benim aslan oğlum. Dedesi, kahvaltıdan sonra okusun, oğlumun bir şeyciği kalmaz. İçeride, üzerimi değiştirirken gelen seslerdi bunlar. Kıyafetlerimi değiştirip yanlarına geri döndüğümde, konular değişmiş, reşit konusu aklımdan uçmuştu. Zaten karnımı doyurduğumdan, müsaade isteyerek yanlarından ayrıldım. Bugün, çaya balık var mı diye bakmaya gidecektik. Yumurtlayan balıklar geri dönüş yolunda olurlardı bu zamanlarda. Ben, Cemil, Necmi, İsmet, Kemal, Mahir, Hacı. Hep beraber toplanıp yanımıza erzaklarımızı da alıp çaya doğru gitmeye başladık. Balıklar bu bölgede kaya altında ya da deliklerde yuva yapıp yaşarlardı. Su çok derin olmadığından rahatça suya girer, ellerimizde yoklar yakalardık. Bayağı bir balık yakaladıktan sonra yanımızda getirdiklerimizi kullanarak balıkların bir kısmını orada temizledik ve yaktığımız ateşte pişirmeye başladık. Pişirme işi bittiğinde kendimizce zengin bir sofra kurduk. İsmet eliyle parçaladığı soğanları bize pay etti ve yemeye başladık. Karnımızı doyurduktan sonra diğer balıklar sıcaktan bozulmasın diyerek köye doğru yola koyulduk. Köyün girişine geldiğimizde dün gece gördüğümü anlattım ve kardeşlerinize sahip çıkın. Gece hayvanı boldur buranın, ne olur ne olmaz dedim. Herkes şaşırmış, dikkatlerini çekmediğini, bu gece bakar olacaklarını söylemişlerdi. Balıkları orada pay edip evlerimize gitmek için dağıldık. Eve varınca balıkları anama verip banyo yapmak için sobayı doldurup yaktım. Sular yıkanmaya hazır hale gelince bir güzel girip temizlendim. Ardından giyinip dedemlerin yanına geçtim. Annem de o esnada balıkları hazırlamış, pişirmeye başlamıştı. Gel bakalım torunum. Seni bir okuyayım da üzerindeki nazar dağılsın. Dedemin bu sözüyle yanına geçerek oturdum. Bana okumaya başlamasıyla esneme gelmeye başlamıştı. Bak, nasıl da nazar değmiş. Bu esneme nazarın esnemesidir dedi. Esnemelerim kesilene kadar da birkaç kez daha okudu. Kendimi hafiflemiş gibi hissediyordum. O günü öylece geçirmiştik. Gece olduğunda üzerimde aşırı bir ağırlık vardı. Kafamı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Gece tıkırtılarla uyandığımda Reşit odadan çıkıyordu. Bu defa benden sağlam bir dayak yiyecekti. Artık bunu hak etmişti. Hızla yerimden kalkarak Reşit'in peşinden dışarıya çıktım ama bu defa bir terslik vardı. Reşit ve diğer çocuklar yan yanaydılar ama köyün ormanlık tarafına doğru gidiyorlardı. Bunu gördüğüm gibi peşlerinden koşmaya başladım. Ben koştukça onlar da bayır yukarı koşuyorlardı. Emrullah, bekle. Bu ses arkadaşlarımın sesiydi. Geriye dönüp baktığımda ellerinde gaz lambaları ve tüfeklerle bana doğru koşarak geliyorlardı. Yanıma geldiklerinde bunlar kafayı mı yedi, nereye gidiyorlar bu saatte? Sen bize söyleyince biz de kavilleşip gece kardeşlerimizi gizliden seyretmeye başladık. Onların gittiklerini görünce de hemen evden bir şeyler alıp geldik. Nereye, neden gittiklerini bilmem ama elime geçtiklerinde sağlam dayak yiyecekler bilesiniz. Biriniz dönüp ailelere haber versin. Aradaki fark iyice açıldı. Yetişmezsek kimseye laf anlatamayız. Cemil, tamam o vakit. Siz gidin, ben haber vereyim. Emrullah, sen benim tüfeği al. Ayı falan çıkarsa kullanırsınız. Dikkat et, içi şu an dolu. Cemil, koşa koşa evlere doğru giderken biz de çocukların peşinden koşmaya başladık. O bayır yukarı öyle bir koşuyorlardı ki
Taş çatlasın 6 ila 9 arasındaydı yaşları ama bizlerden daha hızlılardı. Aramızdaki mesafe giderek açılıyordu. Arkalarından bağırsak da fayda etmiyor, bizi duymuyorlardı. En son dayanamayarak durdum ve havaya birer ateş açtım. Herkes bir anda yaptığımdan korksa da çocuklar oralı dahi olmamışlardı. Ormanın sınırına geldiklerinde bir an durdular. Ardından gene aynı hızla içeriye daldılar. Ormanda kurdu, çakalı, ayısı çoktu. Dizlerimizde kalan son dermanla peşlerinden daldık ormana. Ağaçların arasında görünmediklerinden dörder metre saf düzenine geçtik ve o şekilde hızlı adımlarla ilerlemeye başladık. Hiçbiri ortalıkta yoktu. Herkese yerden meşale yapılabilecek şekilde odunlar bulmalarını söyledim. Onlar odun ararken ben de üzerimde olanları çıkardım, şeritler halinde yırtmaya başladım. Buldukları dallara kalınca sardım. Ben ne yapıyorsam Mahir de aynını yapıp üzerindekileri yırttı ve geri kalan dallara sardı. Ardından iki lambada olan gaz yağını açıp üzerlerine döktük ve ateş verdik. Meşaleler daha parlak yanacağından görüş alanımız daha fazla olacaktı. Hem de çalı diplerine daha kolay ulaşacaktık. Geriye kalan iki sağlam lambadan diğer lambalara gaz yağı aktardık ve gittiğimiz yönü belli edecek şekilde işaret olması için ok şeklinde dizdik. Köylüler yaklaşmaya başlamışlardı zaten. Geriden gelenler bunu anlarlardı. Mahir ormanın gidişine gidip meşale yaktığımızı, meşale sallayarak köylülerin anlamasını sağladı ve koşa koşa geri yanımıza geldi. Ormanın içerisinde çok hızlı adımlarla ilerlemeye başlamıştık ama çocuklardan bir iz yoktu. Üstelik gaz lambalarının ışığı da görünmüyordu artık. 500 metre kadar girmiştik ormandan içeriye. Mahir'in bu tarafa demesiyle hızlıca Mahir'in yanında toplandık. Çocuklar gaz lambasını bırakmışlardı. Mahir açıp baktığında içinde yağ vardı. Bu da bilerek söndürdükleri anlamına geliyordu. Lambanın olduğu yöne doğru gene beşer metrelik sıraya girerek yürümeye başladık. Köylü bize bayağı yaklaşmıştı. Hacı'ya dönerek, "Hacı, sen burada kal, köylüleri diğer yönlere dağıt. Biz zaten bu taraftan gidiyoruz. Onlar da grup grup ayrılsınlar ki bulmamız kolaylaşsın," dedim. Hacı'yı gerimizde bırakarak kaldığımız yerden hızla devam ettik. Hacı'nın bağırışları ve olayı anlatmasını işitiyorduk. Hacı, köylüleri gereken şekilde dağıtmıştı. Ormanın ortalarına doğru yaklaşmıştık. Burada derin bir uçurum vardı ve oradan düşen birinin sağ kalması mümkün değildi. Uçurumun karşı tarafında da orman bayağı devam etmekteydi. Eskiden köprü vardı burada ama kullanılmadığından asma köprü yok olup gitmişti. Uçurumun kenarına kadar gelmiştik ama çocuklardan bir iz yoktu. Uçurum sırasınca yürümeye devam ettik. Çocukların adlarını haykırırken uçurumun içerisinde yankılanmasıyla bir şey oldu korkusu içimize iyice dolmaya başlamıştı. Köylülerden bir grup bizim alt sıramızdan devam ederken geriye kalanları ise tam aksi yöne oldukça kalabalık bir şekilde gidiyorlardı. Bir ara kulağıma gelen hışırtı sesiyle herkese durmalarını söyledim ve dinlemeye başladık. Ses uçurumun dibinden geliyordu. En uca kadar giderek aşağı doğru bakmaya başladık. Çocukların hepsi oradaki bir mağaraya doğru gidiyorlardı. Buradan inmek imkansızken bu çocukların oraya inmiş olması nasıl mümkün olabilirdi? Köylülere haber verebilmek için tüfekte kalan son mermiyi ateşledim. Köylüler bize doğru hızla gelirken biz de oraya inmenin yollarını düşünmeye başladık. En kısa sürede en hızlı şekilde inmemiz gerekiyordu ama nasıl? Bütün köylüler başımıza toplandıklarında çocukların nereye gittiğini anlattık. Her kafadan bir ses çıkarken aramızda en yaşlı olan Hüseyin amca eski köprünün buralarda olduğunu, her ne kadar kopmuş olsa da onun iplerini kullanabileceğimizi söyledi. Onun tarifine göre köprünün yerini bulduk ve kalan iplerini birbirine bağladık. Aramızdan en zayıf olanlar ipin kopması riskine karşı inecekti. Onlar da benimle beraber gelenlerden başkası değildi.
İpten ilk inen ben oldum. Biz indikten sonra yukarıdan birkaç tane meşale attılar. Meşaleleri aldığımız gibi mağaranın içerisine daldık. İçerisi oldukça karanlık ve kötü kokuyordu. Bu çocukların burada ne işi olabilirdi? Mağaranın içerisine doğru ilerlemeye devam ettikçe koku daha da dayanılmaz bir hal alıyordu. Mağaranın tavanı giderek alçalırken bir süre sonra bir insanın ancak emekleyerek geçebileceği bir yer haline gelmişti. Emekleyerek 20 metre kadar ilerledikten sonra mağara eski geniş halini almaya başladı. Mağaraya girdiğimiz andan itibaren en az 100 metre kadar ilerlemiştik. Ne çocuklardan bir iz ne de bir ses yoktu. Kokudan burnumun direği sızlıyordu. 50 metre kadar daha ilerledikten sonra ışık sızıntı şeklinde görünmeye başlamıştı. Bunu gördüğümüz gibi ses çıkarmamaya çalışarak hızlı şekilde ilerlemeye başladık. Işığın olduğu yere geldiğimizde bizimkilere sessiz olmalarını işaret ettim. Olduğumuz yerde çıt çıkmıyordu. İçeriden gelen sesleri dinlemeye başladığımızda garip bir konuşma vardı. Hem çocukların konuşma sesleri geliyordu hem de oldukça garip bir kadın sesi. Geriye dönerek yanımızda getirdiğimiz diğer tüfeği İsmet'ten aldım. Elimle işaret verdiğimde hızla içeriye daldık. Gördüğüm manzara ile tüfeği ateşlemem bir oldu. O an herkesin ağzından Bismillahlar, Allahu Ekberler yükselmeye başlamıştı. Attığım mermiyi sıktığım şeyi geçip ardında olan oduna isabet etmişti. Mağaranın içerisinde silahın sesi kulağa sağır edecek derecede yankılanmaya başladığında çocukların hepsi kendine gelmişti. Bir tek Cemil'in kardeşi hariç. Onun kalbine saplı bir hançer vardı. Yaratık ortadan kaybolurken hayır diye çığlıklar yükselmeye başlamıştı. Ses hiç tanıdık gelmiyordu. Cemil koşarak kardeşinin yanına gidip sarıldığında sesin sahibi de arkadan topallayarak gelen 60'lı yaşlarda bir kadındı. Siz ne yaptınız? Artık bütün köy yok olacak diye feryadına devam ederken tüfeği doğrulttuğum gibi bacağından vurdum. Herkes kendi kardeşinin yanına gider gitmez suratlarına tokatı patlatmıştı. Burada ne işiniz var sizin? Bütün köylü saatlerdir sizi arıyoruz. Sizin yüzünüzden körpecik Cemal can verdi diye bağırdım. Hepsi ağlayarak bir şey hatırlamadıklarını, şu an kendilerine geldiklerini söylemeye başladılar. Hemen toparlanın, çıkıyoruz bu lanet yerden. Necmi önde, Cemil kucağında kardeşiyle onun arkasında. Gerisinde ise ard arda dizilmiş çocuklar. Sonra İsmet ilerlemeye başladılar. Ben geride kalıp kadının geldiği yere bakınmaya başladığımda büyü için kullanılan ne varsa ağzına kadar doluydu içerisi. Meşalenin birisiyle içeride kalanlara ateş verdim ve yerde baygın yatan kadını mahir bir kolundan, diğer kolundan da ben tutarak peşimizden sürüklemeye başladık. Mağaradan dışarıya çıktığımızda feryatlar kopmaya başlamıştı. Önce çocukları ipe bellerinden bağlayarak çıkardık. Ardından kadını, sonrasındaysa bizler sırayla çıktık. Onca yıl geçmiş olmasına rağmen Cemil'in annesinin feryadı halen kulağımdadır. Babam öfkeyle olanları sorduğunda anlattık ve her şeyin kadının başından çıktığını söyledik. Babam yerdeki kadının üzerine doğru çökerek en sağlamından iki tokat attı. Kadın kendine gelmeyince yerden aldığı dalı benim vurduğum bacağındaki yaranın içerisine sokarak çevirdi. O an kadın acı bir bağırışla kendine geldi. Karşısında yeniden bizi gördüğünde siz, lanetin köye bulaşmasına neden oldunuz. Hepiniz öleceksiniz. Siz gelmeseydiniz sadece onları kurban edip hepinizi kurtaracaktım diye bağırmaya başladı. Kadını öldürmemek için kendimi zor tutuyordum. Bunun anlayacağı dilden konuşacağım ben. Burada durmanın alemi yok. Köye dönelim, jandarmayı da çağırır durumu anlatırız. Onlar elbet bir hal yolunu bulurlar. Birkaç saat sonrasında ancak köye varabilmiştik. Köye vardığımızda jandarma da duyulan seslerden ötürü köye gelmiş,
kalan kişilerle konuşuyordu. Babam kadınla konuşamayacaktı anlaşılan. O gece köyden ilk kaybımızı vermiştik. Ama son kaybımız olmadı. Kadın ifadelerinde de hep aynı şeyleri sayıklayıp durmuş. Jandarma bizim masum olduğumuzu anlayınca kadının yarasına ses etmemiş, mevsim müdafaa deyip kapatmıştı konuyu. Ertesi sabah bütün köylüyü toplayıp Cemil'in kardeşini defnettik. Bu olaydan sonra köyde olan herkes çok tedirgin olmuş, geceleri evlerinin önünde aynı şeylerin yaşanmaması için nöbet tutmaya başlamışlardı. Dedemin büyü sözlerinin üzerine bu tarz konulara oldukça inançlı olan ailemle köyümüzden apar topar şehirde olan emmimlerin yanına geçtik. En azından ortalık durulana kadar burada kalmamız daha sağlıklı olacaktı. 15 gün kadar bu şekilde geçmiş, köyde problem olmadığının haberlerini almıştık. Annemler kardeşimi kaybetmekten korktukları için dönme taraftarı değillerdi. Bu, ben ve ailemin yaşadığı şeylerdi. Şu anda bile sağ olmamızı, o köyden kaçmamıza borçluyuz. O günden sonra kardeşim büyüyene kadar hep aileden biri nöbet tutmaya devam etti başında. Yaşanan olaylar kan donduracak cinsten. Emrullah'ın ailesi ve kardeşi sonraki dönemlerde problem yaşamamış ama Emrullah ve köyün geri kalanı bu lanetten fazlasıyla nasibini almış. Köyden gelişimizin üzerinden 15 gün kadar geçmişti. Hayvanlarımızı babamın can arkadaşının evine emanet olarak bırakmıştık. Ve artık geri dönmeme kararı aldığımız için gidip satmam, köydeki eşyalarımızdan iş görecek olanlarını şehre taşımam gerekiyordu. Babam bu zaman diliminde benden küçük olan kardeşlerimle amcamın yanına ona yardıma gidiyor, işlerini kolaylaştırıyorlardı. Pazartesi sabahı babamlar amcamların yanına giderken ben de biraz erzak alarak köyün yolunu tutmuştum. Köye vardığımda köyün eski neşesi kalmamış, insanlar korkuyla evlerine kapanmışlardı. İlk işim eve uğrayıp aldıklarımı bırakmak, ardından da Cemillerin evine geçmek oldu. Üzerinden zaman geçmiş olsa da acıları halen tazeydi. Bir süre oturduktan sonra Cemil'i alarak diğer çocukların evlerine uğradık. Onların da durumları Cemillerden farksızdı. Köy hayalet köye dönmüştü. Bütün herkesi topladığımda babamın arkadaşının evine giderek orada olan bütün hayvanlarımızı aldık ve kendi evimize getirdik. Yarın şehirde meydan vardı ve sabah büyük ve küçük başlarımızı oraya götürecektim. Hayvanları yerleştirdim ve önlerine yarınki yola dayanmaları için fazlasıyla ot ve yem doldurdum. Ardından sobayı yakıp çay için su bıraktım ve ardından dışarıda oturan arkadaşlarımın yanına geçtim. Öğlen saatlerine doğru yanıma aldıklarımla beraber güzel bir sofra kurdum. Amacım herkesi neşelendirmekti. Eskilerden konu açarak kafalarının dağılmasını sağlamıştım. Neşemiz yerine gelmiş, karnımızı doyurmaya başlamıştık. Sofrayı toparladım ve beraber ağacın gölgesinde yazları oturmak için yaptığımız yere geçtik. Ne kadar konuyu dağıtmaya çalışsak da konu dönüp dolaşıp o kadının söylediklerine geliyordu. Kadını hastaneye yatırmışlardı ama söylenene göre birkaç gün önce kaçmış, jandarma kadının köye geleceğini düşünerek gelip köylüye sormuş. Ardından birkaç kişiyi alarak mağaranın oraya gidip bakmışlar ama kadını bulamayınca geri dönmüşler. Desene, kadın geri gelirse köyün sonu hiç iyi değil ha. Evet, hem de nasıl. Siz de ailelerinize söyleyin. Belki köyden taşınmaya ikna edersiniz. Yok, çok denedik ama öyle hemen bir olayda terk etmek atalarımıza ihanet olurmuş. Neyin ihaneti? Burada kalmak ve en kötüsü aileden birilerini yitirmek ne kadar doğru? O geceden sonra bir olay yaşanmadı ya, herkes ona güveniyor. İnşallah yeniden yaşanmaz oğlum, ne diyeyim. O gün akşama kadar muhabbet etmiş, tavuklardan ikisini kesip Mahir'in annesine gönderip yemek yaptırmıştık. Dışarıda yaktığımız ateşin eşliğinde karnımızı doyurduk. Yatma vakti geldiğinde
Mahir benimle şehre geleceğinden yanımda kalmış, diğerleri evlerine geçmişlerdi. Gece bir şey yaşanmamış, saat 3 gibi kalkıp meydana yetişmek için hayvanları önümüze katıp yola koyulmuştuk. 4 saat hayvanlar önümüzde aralıksız olarak yürümüştük. Meydana geldiğimizde babam girişte dedemle beraber bekliyordu bizi. Sağ olsun anam bize bir şeyler göndermişti. Babamlar hayvanlarla beraber meydana girdiler. Biz de dışarıda temiz bir yerde anamın gönderdiklerini yedikten sonra babamların yanına geçmiştik. O zamanın şartlarına göre bütün hayvanlarımızı birkaç saat içerisinde iyi fiyatlara satmıştık. Köyde sadece tavuk, hindi ve kazlar kalmıştı. Onları da babam köyde yaşayan gariban bir aile vardı. Onlara vermemi söylemişti. Şehirde birkaç saat oyalandıktan sonra Mahir'le beraber köye geçtik. Köyün üst tarafında indik ve konuşa konuşa köye doğru yürümeye başladık. Evin önüne gelince Mahir'le beraber geride kalan kümes hayvanlarının ikisini ayırıp geri kalanının ayaklarını bağladık ve babamın dediği eve taşıdık. Bize yakın sayılırdı evleri. Birkaç çuval da arpayla buğdayı taşıdıktan sonra iki tavuğu Mahir'e verdim. Gerisini akşam için hazırlayacaktı. Hava kararmaya yakın Mahir diğerlerini de toplamış, ellerinde kocaman tencerelerle bana doğru geliyorlardı. Gene dışarıda ateş yakıp kurulduk sofraya. Muhabbetimiz devam ederken samanların olduğu yerden sesler gelmeye başladı. Akşamları dolaşan köpekler olurdu. O yüzden önemsememiş, muhabbete devam etmiştik ama ses aynı yerden gelmeye devam ediyordu. Kovalamak maksadıyla yerde olan bir taşı alıp samanlığın o tarafa fırlattım ama ses kesilmeden aynı şekilde devam ediyordu. Son yaşananlardan dolayı hepimiz tedirgindik. O yüzden birlikte kalkıp yürümeye başladık. Samanlığa yaklaştığımız sırada samanlar birden alev almaya başladı. Alevlerin gerisinde ise o kadın vardı. Buraya gelerek benden intikam almaya çalışırcasına samanlarımıza ateş vermişti. Herkes samanlara su taşımaya başladı. Bense eve girerek tüfeği ve mermileri aldım. Bu defa kadın elimden kurtulamayacaktı. Kadının yarası daha yeniydi ama öyle hızlı gidiyordu ki karanlıkta birden gözden kaybolmuştu. Peşinden daha fazla gidemeyeceğimden hızla samanlığın başına döndüm. Ateş büyümeden bizimkiler söndürmeyi başarmıştı. Jandarma haklıymış. Kadın köye geri gelmiş. Emin misin Emrullah? Evet, eminim. Benimle beraber siz de gördünüz. Bunun başka ne açıklaması olabilir ki? E sen kadını vurduysan kadının topallaması lazım. Benzetmiş olmayalım. Kadın topallıyordu ama ne bileyim. Peşinden son hızla koşuyordum ama birden ortadan kayboldu. Bakındım sağa sola ama bir şey göremedim. Kadın buraya geldiyse dikkatli olmakta fayda var. Ne yapacağı belli olmaz bunun. Gene aynı şeyleri yapmaya çalışabilir. Hacı haklı. Herkes evine giderek nöbet tutmaya başlasın. Bizim gitmemize gerek yok. Aileler zaten nöbetteler. Hem buraya gelip sana zarar vermeye çalıştı. Geri gelmeyeceğine malum. O an, abi, imdat, kurtarın beni diye bir ses yükseldi. Bu imkansız. Bu, Cemil'in ölen kardeşi Cemal'in sesiydi. Bir anda Cemil, kardeşinin öldüğünü unutup kendinden geçti ve sesin geldiği yöne doğru koşmaya başladı. Mahir, Cemil'i yakaladığı gibi yere yatırdı. Cemil'in gözleri kararmış, kendinden geçmişti. Bu ne? Ne oluyor? Bu nasıl mümkün olabilir? Bilmiyorum ama kadının oyunu olduğu kesin. Mahir, sen odunluğa gir, meşalelik ağaç hazırla. Hem de çok fazla hazırla. Bir şey olursa ihtiyacımız olacak. İsmet, sen de Mahir'le git. İp vardı orada. Onu bul, ölç. Yeter mi yetmez mi bakalım. Eğer yetmezse size giderek geri kalanını tamamla. Hacı, sen köylüye git. Olanları anlat, Cemil'in babasını çağır buraya. Ben hemen geliyorum. Hızla içeriye girdim
ve evde kullanılmayan ne kadar eski bez varsa alıp geldim. Diğerleriyle beraber meşalelik hale getirdik. Onlar meşaleleri yaparken ben de evde kalan yağı ne olur ne olmaz diye hazırda olan lambalara doldurdum. Kalanını da dışarıya çıkarıp meşalelerin yanına koydum. Gitmemiz gerekirse hem yedek meşaleleri hem de gazın tenekesini yanımıza alarak gidecektik. Herkes hazırlığını yaptığında Cemil'in babası da gelmişti. Cemil'i yerde görünce gene bir şey oldu sanarak hızla başına koştu. Durumu iyi emmi, bayıldı. Birazdan kendine gelir. Ne oldu burada? Deyin hele bana. Cemil'in babasına durumu anlattığımızda Cemil'in yanına giderek kendine gelmesini sağladı. Cemil kendine gelince durumu anlattık ve eve gitmelerini, bizim nöbet tutacağımızı, ne olursa olsun evden çıkmasına izin vermemelerini, tedbir olarak da kapıyı bağlayacağımızı söyledim. Eğer Cemil'in yaşadığını ailesi de yaşarsa evden çıkmaları hepsinin felaketi olurdu. Söz birliğine varınca Cemillerin evinin önüne geçtik. Evden kimsenin dışarı çıkamayacağı hale getirip kapısını penceresini kilitledik. Ardından evin civarında dolanmaya başladık. Ters bir şey olmadığından emin olunca köyün sınırlarında birer tur attık. Bütün evlere hacı söylemişti ama durumun ciddiyetini anlamaları için kapı kapı gezerek bizler de tekrarladık. Köyde bir evin bile camından ışık gelmiyor, herkes kapısını penceresini kilitlemişti. Saat gece yarısına gelmeye başladığında bizim evin önünden geçiyorduk. Evden biraz uzaklaşmıştık ki ardımızdan ışık vurmaya başlamıştı. Gene samanlar yanıyordu. Bu defa kadın kurtulamayacaktı. Karartıyı görmemle tüfeği ateşledim ama üzerine tuttuğuma emin olmama rağmen ıskalamıştım. Kadın gene topallayarak koşmaya başlamıştı. Hızla yanan ateşi söndürdük. Herkes nefes nefese kalmıştı. Emrullah, bu böyle olmayacak. Kadını takip edip yakalayalım. İyi de, bunu yaparsak köylüye ne olacak? Ya bizi tuzağa çekmeye çalışıyorsa? Biz gidince köylüye bir şey yaparsa? Sen de haklısın ama başka bir şey de gelmiyor aklıma. Mahir cümlesini tamamlarken, abi, kurtarın beni. Bu kadın beni öldürecek diye tekrar bir ses yükseldi. Bu defa gelen ses Mahir'in kardeşinin sesiydi. Mahir'e bu da tuzak desek de geçen sefer kaçırılanların hepsinin sırayla sesleri gelmeye başladı. Köydeki evlerin camlarının ışıkları görünmeye, kapıları açılmaya başlamıştı. Herkes nöbetteyken bu nasıl olur? Onlara görünmeden nasıl çıkarlar evden? Bilmiyorum. Lanet olsun bilmiyorum. Biriniz muhtara gidip jandarmayı çağırtsın ve köylülerin geri kalanıyla hareket etsin. Diğerleri meşaleleri alsın. Ben de iple yağ alıyorum. Gitmemiz gerek. Meşaleleri ateşlediğimiz gibi önümüzde giden cılız ışığı takip etmeye başladık. Biz hızlandıkça ışık hızlanıyor, biz yavaşladıkça o yavaşlıyordu. Bir ara kafamızı çevirip köylülere baktığımızda ardımızdan oldukça kalabalık şekilde geliyorlardı. Hızla kadının mağarasının olduğu yöne doğru ilerlemeye başladık. İpi sarkıtarak mağaraya indik. Bir ara ardımızdan cılız bir ses gelmeye başladı ama köylülerdir diyerek bağırıp karşılık verdik. Sesin ne dediğini anlamıyorduk. Mağaranın içerisinde ilerlemeye başladık. Hızla kadının geçen seferki yerine vardık. Tüfeği doğrulttuğum gibi mağaranın girişinden gürültü sesleri yankılanarak gelmeye başladı. Mağaranın girişi çökmüş, biz tuzağa düşürülmüştük. Üstelik kadının geçen sefer çıktığı, benim ateşe verdiğim yerse tamamen kül olmuş, geriye bir şey kalmamıştı. Şimdi, ne yapacağız bilmiyorum ama ne yaparsak hızlı şekilde yapmamız gerek. Buranın ikinci bir girişi yoksa oksijenimiz kısa zaman sonra bitmeye başlayacaktı. Öyleyse meşalelerin bir kısmını söndürelim. Onların dumanı da bize zarar verir. Haklısın İsmet. Üç meşaleyi söndürdük. Meşalelerin biri en önde, geri kalanlar onun arkasında, en arkadaysa
ne olur ne olmaz diye bir meşale olacaktı. Herkes bir öndekinin kıyafetinden tutup öyle ilerleyecekti. Bu lanet yere tıkılıp kalmışken bir de birimizin kaybolması hiç iyi olmazdı. Mağaranın içerisi labirent gibiydi. Sağa sola dağılan kolları sırasıyla dolaşmaya başladık. O kadar çok yer vardı ki dağılmadan bu şekilde bize aşırı derecede zorluk olacaktı ama dağılırsak da bu tuzaktan sağ çıkmamız mümkün olmayacaktı. Ellerimizde olan meşalelerin yağları bitmeye ve sönecek duruma gelmeye başlamıştı. Önce bendekini söndürüp yağ döküp yaktık. Ardından diğerine de aynını yapıp kaldığımız yerden devam ettik. Artık sert kayalarda yürümekten ayaklarımızın altı ağarmaya, dermanımız tükenmeye başlamıştı. Saatlerdir yürüyorduk. Umutlarımız tükenmeye başlamıştı. Burada öleceğimizin korkusu içimizde yer etmiş, bir yandan da köyde kalanların durumunu merak eder olmuştuk. Dizlerimizde dermanımız kalmayınca dinlenmek için mola vermeye karar verdik. Sırtımızı mağara duvarına yasladık. Herkes bir yanındakinin omzuna başını koydu. Havasız kalmaktan mıdır nedir, aşırı derecede uyku bastırıyordu. Aramızdan birini nöbetçi olarak seçtik. Geri kalanı uyuyacak, sonra nöbet sırayla değişecekti. Herkes sırayla nöbet tutmuş, bir güzel dinlenmiştik. Artık kendimize geldiğimizden, kaldığımız yerden yürümeye devam ettik. Muhtemelen gün doğmuş olmalıydı. Birkaç saatlik yürüyüşün ardından hava esintisi gelmeye başlamıştı. Zira bu iyiye işaretti. Havanın geldiği yönü o kadar uzun süre takip ettik ki anlatamam. Mağaranın çıkışını bulduğumuzda ne kadar sevindik bilemezsiniz. Bu giriş vahşi hayvanlar tarafından kullanıldığından ancak emekleyerek çıkabilmiştik dışarıya. Hava zifiri karanlıktı. Çıktığımız yerin neresi olduğunu anlamamız ve hemen köye dönmemiz gerekti ama çevremizde hiç tanıdık bir şey yoktu. Üstelik meşalelerimizin hepsini yakmamıza ve öylece çevreye bakınmamıza rağmen ne bir yön ne de bir iz bulamıyorduk. Mağaradan geldiğimiz yolu hatırlayarak bir iz bulabilmeyi umut ettik ama o kadar çok yön değiştirip dönüp dolanmıştık ki bir süre sonra kimse geri kalan yolu hatırlayamadı. Benim tahminime göre uçurumun öbür tarafına gelmiştik ama yönümüz ne olmalıydı? Mecburen yakınımızda olan tepeye tırmanıp oradan bakmalıydık. Dizlerimizde dermanımız kalmamış, açlıktan bitap düşmüştük. Buraya gelmeden evvel de köyde oldukça fazla dolandığımızdan yediğimiz ne varsa yakmıştık. Herkes tepeye daha rahat çıkabilmek için zikzak çizerek ilerliyordu. Tepeye vardığımızda görünürde hiçbir şey yoktu. Üstelik ağaçlar oldukça sıktı. Bununla görüşümüzü kestiği ortadaydı. Rastgele bir yön seçip gidebilirdik ama bu durum bizim daha fazla kaybolmamıza neden olurdu. Mecburen burada sabahlayıp güneşin yönünü anlayıp ona göre yönümüzü tayin edecektik. Normalde yıldızlara bakmak aklımıza gelmişti ama bu mevsimde hava hiç olmadığı kadar kapalıydı. Yerden toplayabildiğimiz bütün çalı çırpıyı toplayıp kocaman bir ateş yaktık. Ardından nöbetçiyi belirleyip uyumaya çalıştık. Sabah, güneşin doğuşuyla hareket yönüne bakıp köyde sabah kalktığımızda nasıl olurdu diye tartışıp ortak bir yönde karar kılarak yürümeye başladık. Güneş tepemizden vurmaya başladığında acaba yanlış mı gidiyoruz hissine kapılmaya başlamıştık. Ama ne olursa olsun artık geriye dönemezdik. Mecburen bu istikamette devam edip bizim köy olmasa bile yerleşim yeri olan bir yer bulmalıydık. Ardından zaten sorar, bir şekilde köyümüzü bulurduk. İkindi saatlerine doğru ancak uçurumun başına gelebilmiştik. Bir şekilde uçurumdan inmeli, mağarayı bulup oradan köye doğru geçmeliydik. Bir saat kadar yürüdüğümüzde ancak mağaranın girişini bulabilmiştik. Mağaranın girişi direkt yukarıdan kopup gelen kaya ve topraklarla tamamen kapanmıştı. Hızla ipi alıp köye doğru yola koyulduk. Yolu bulmuş olmanın verdiği son güçle köye varabildik. Köy bizim bıraktığımızdan çok farklı bir hal almıştı. Herkesin otu samanı yanmış, yerlerse karga,
fare ve bilumum hayvan ölüleriyle doluydu. Önce bizim eve doğru geçtik. Samanlardan geriye hiçbir şey kalmamış, evlerin camları kırılmıştı. Evin içerisinde de gene kuş ölüleri vardı. Büyük bir tuzağa düşürülmenin ve geldiğimizde bu manzarayla karşılaşmanın verdiği öfke, kadını gördüğümüz an öldürmemiz için yeterli olacaktı. Köyün içlerine doğru ilerledikçe savaş çıkmış olma ihtimali bile aklımıza gelmeye başlamıştı. İki gece köyden uzakta kalmıştık ama geri döndüğümüzde bu şekilde bulmayı da aklımızın ucundan geçirmemiştik. Önce Cemillerin evine gittik. Evde kimse yoktu. Sırayla bütün evleri dolanmaya başladık ama köyde bir Allah'ın kulu kalmamıştı. Ahırlara girip baktık, bütün hayvanlar telef olmuştu. Herkes köyden kaçtı diye düşünmeye başlamıştık. Köyün camisine doğru ilerlemeye başladık. İmam hepimizden daha imanlıydı. Kendini korumayı başarabilmiştir diye ümit ediyorduk. İmamın evine vardığımızda onun da evi boştu. Geriye doğru döndüğümüzde cami içerisinde olan insanlar dikkatimizi çekti. Hızla camiye doğru koşmaya başladık. İlk başlarda bize silah doğrulttular, delirmiş gibi bir halleri vardı. Biziz biz. Hepiniz mağarada öldünüz. Mağaranın girişinin yıkılmasını gördük. Yok emmi, olur mu öyle şey? Mağaranın arka tarafında bir çıkış vardı. İki gün boyunca mağara içerisinde dolanıp anca gelebildik buraya. İmam geriden bize doğru gelerek Nas suresini okuyun hele deyince sırayla okumaya başladık. Hepimizin okuması bitince bırak, gelsinler. Bize saldıran kafirlerdi. Bunların yerine geçmiş ya da içlerine girmiş olsalardı dua okumalarına bile izin vermezlerdi. Suratlarımıza doğrultulan tüfekler inince herkes ailesinin yanına gidip durumlarını kontrol etti. İmam Efendi'nin yanına giderek ''Ne oldu İmam Efendi?'' diye sinele. ''Siz o kadının peşine gidince bize de haber geldi. Tuzağa düşürüldüğünüzü söylemek için peşinizden geldik ama mağaranın yıkılışını görebildik. Jandarma iki gün boyunca uğraştı ama mağaranın tamamen çöktüğünü düşünüp aramayı bıraktılar. Biz de ne kadar çabaladıysak sanki biz kazdıkça kazdığımız yer geri doluyordu. Kadının bu işte parmağı olduğunu anladığımız için mecburen köye geri döndük. Ama köye geldiğimizde her yerin yandığını gördük. Bütün köylü el ele verip her yeri söndürdük ama dün gece cinler gelip köye saldırmaya başlayınca tek zarar veremeyecekleri yer burası olduğundan köyde olan kim varsa hepsini buraya aldım. Gece ne kadar hayvan varsa hepsini işkence ede ede telef ettiler. Acilen köyü terk etmemiz gerek. Onu da denedik ama sanki köye hapsolmuşuz gibi ne tarafa gidersek gidelim bir arpa boyu yol alamadık. Biz köyden göçerken herkese bu işin sonunun iyi olmadığını, köyden gitmeleri gerektiğini söyledik ama kimse ciddiye almamıştı. Şimdi ise işler çığırından çıktı. Burada güvendeyiz şimdilik ama ne kadar dayanabiliriz bilemem. Herkesin evinde erzak vardır. Onları buraya taşıyalım. Bir süre en azından bir çözüm bulana dek bizi idare eder. Hangi eve girdilerse oradaki erzakları pisletmişler ya da zehirlemişler. Kafirlerin ne yapacağı belli olmaz. Benle hanım bizim evde onlar girmeden ne kadar eşya varsa hepsini alıp buraya getirmiştik. Bu bizi birkaç gün idare etmeye yeter ama sonrasında ne olur orasını Allah bilir. Tamam o vakit. Siz burada durun. Biz gidip çaydan balık yakalayıp gelelim. Zaten hemen gider geliriz. En azından akşama dek bizi idare eder. Siz de un getirmişsiniz. Onunla sizin ocakta bolca ekmek yapın. Hiçbir şey olmazsa ekmek yeriz. Akşamki grup ve Cemil'i de alarak direkt çaya geçtik. Dermanımız tükenmişti ama başka çaremiz de yoktu. Çayda ne kadar balık varsa yakalayabildiğimiz hepsini yakaladık ve hızla camiye geri döndük. Çocukların anneleri balıkları temizlediler ve hızla pişirmeye başladık. Hava artık kararmak üzere olduğundan acele etmemiz gerekiyordu. Bütün balıkları pişirdikten sonra ihtiyacımız kadarıyla da su alıp caminin kapılarını kilitleyip sofraya kurulduk.
İki gündür bir şey yememiş olmanın verdiği açlıkla geriye kalan balıkların hepsini yedik. O an gözüme fer gelmeye başladığını hissetmiştim. Hava karardığında hoca ezan okumak için minareye çıktı. Ezan okuması biter bitmez de geliyorlar diye bağırarak yanımıza doğru koşmaya başladı. Herkes bebesine, kızına sahip çıksın. Gözlerini açtırmayın. Korkutmak, delirtmek için gereken ne varsa hepsini yaparlar emin olun. Hocam, camları kapatmanın bir yolunu bulmalıyız. Yoksa kazara da olsa birileri görebilir. Kadınların kıldığı yerdeki halıları getirin o halde. Keser, onlarla kapatabildiğimiz kadar kapatırız her yeri. Hızla herkes kaptığı bir halıyı getirdi. Camların önüne doğru germeye başladık. Minber, minberin tahtalarını söküp getirin. Ardından dayayalım. Hocanın emriyle hızla minberin yakınında olanlar tutup çıkarabildikleri bütün tahtaları söküp getirdiler. Şimdilik güvendeydik ama ne zamana kadar? Hoca ezandan evvel abdest almayı akıl etmişti. Hızla rahlenin başına geçip yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. O okudukça çevreden gelen korkunç sesler giderek artmaya başlamıştı. Buradan bir şekilde çıkmanın bir yolunu bulmalıydık ama nasıl? Jandarmayı arasak bize bir faydası olur muydu? Bu saatte gelirlerse hem bize faydaları olmaz hem de kendilerine zararı dokunabilirdi. Peki ya bize ne olacaktı? Hoca yatsı ezanına kadar okumaya devam etti. Yatsı ezanını minareye çıkıp okumaya başladığında gürültüler bir anda bıçak gibi kesilmişti. Seslerin kesilmesi bana bir fikir vermişti ama hocanın ezan okuması bitmek üzereydi. Muhtarın evinde sadece telefon vardı ve o zamana kadar gidip gelmemiz mümkün olmazdı. Mecburen sabaha beklemek zorundaydık. Hoca ezan okumayı bitirdikten sonra gene rahlenin başına geçmiş okumaya başlamıştı. Hocanın okuması dışarıda olan ne kadar yaratık varsa başımıza topluyordu. Gece ilerlerken artık hocanın da sesi kısılmaya başlamıştı. Okuyamaz hale geldiğinde Felak, Nas, Fatiha gibi ayetlerin abdest olmadan da dua niyetine okunabileceğinden bahsedince cami içerisinde olan erkekler sırayla ve gür sesle okumaya başlamıştık. Sabah ezanına kadar bu şekilde devam etti. Hoca sabah ezanını okuyunca köyde olan sesler de azalmaya ve bir süre sonra tamamen yok olmaya başlamıştı. Gün aydınlanana kadar camiden dışarıya çıkamadık. Hava iyice aydınlandığında camlarda olan halıları kaldırıp dışarıyı kontrol ettik. Dışarının hali dünden daha da beterdi. Yanıma bizimkileri alarak camiden dışarıya çıkıp etrafı kontrol ettik. Hepsinin gittiğinden emin olduğumuzda da camide olanlara çıkmalarını söyledik. Hocam, sen köylülerle gene köyden çıkmayı dene. Diğer köylülerin arabaları elbet gelip geçecektir yoldan. Belki şansımız olur. Denemekte fayda var. Siz gelmiyor musunuz? Biz muhtarın evine gidip jandarmayı arayacağız. Gelip içerisinde olduğumuz durumu görmüş olurlar, hem de arabalarıyla geleceklerinden gitmek için bir şansımız olur. Tamam o halde. Hoca köylüleri alarak köyün çıkışına doğru yürümeye başlamıştı. Ben de bizimkilerle beraber muhtarın evine doğru geçmeye başladım. Ahırlarda telef ettikleri ne kadar hayvan varsa hepsini parçalarına ayırmış, köyün dört bir yanına dağıtmışlardı. Her birkaç metrede bir hayvanın parçası vardı. Muhtarın evine vardığımızda kapısı açıktı. Telefon olan yere geçerek ahizeyi kaldırdım ama ses gelmiyordu. Birkaç kere daha kapayıp açtım ama gene ses yoktu. Planımız yatmıştı. Kara kara düşünmeye başladığımda aklıma kablosunu takip edip bir kopukluk var mı diye bakmak geldi. Bir sürelik takibin ardından direkten evin içerisine gelen yerde kopukluk olduğunu anladık. Evden dışarı çıkarak kabloya baktığımda kablo ortasından kopmuş, yarısı muhtarın evinin üzerine, gerisi ise direğin tarafına gitmişti. Hemen içeriye girerek evin telefonunu aldım ve Mahir'e de merdiveni alıp gelmesini söyledim. Hızla telefon direğinin yanına vardık.
Mahirler yerde telefonu kontrol edecekler, ben de kabloyu yukarıdan bağlayıp deneyecektim. Telefonun kablosunu alarak direğe dayadığım merdivene çıkmaya başladım. Direkten sarkan kabloya rahatça erişebileceğim bir yüksekliğe çıkınca kabloların ucunu açıp birbirine bağladım. Ben tamam deyince Mahir ahizeyi kulağına götürdü ama değişme yok. Ses gelmiyordu. Hemen geriye dönüp bağladığım kabloyu açtım ve tam tersi olacak şekilde tekrardan bağladım ama gene çalışmadı. O anda herkesin hayalleri suya düşmüş, akşam olunca ölümle burun buruna gelecek olmanın verdiği korku içimizi sarmaya başlamıştı. Elimizden başka bir şey gelmediğinden köylünün peşine ana yola doğru yürümeye başladık. Daha 10 dakika kadar olmamıştı ki imam ve köylü sırttan aşmış bize doğru geliyorlardı. Anlaşılan onlar da bir netice alamamıştı. Mecburen çaresizce başımız önümüze eğik şekilde camiye geri döndük. Kabloyu kimseye ulaşmamamız için koparmışlardı ama siz doğru bağladığınıza emin misiniz? Eminiz muhtar emmi. Kabloyu iki türlü de değiştirip denedim ama değişen bir şey olmadı. Zaten meret bu ara doğru dürüst çalışmıyordu. Hat iki gün varsa bir gün yoktu. Bakın mı ne yapıyorlarmış. Temelli de gitmiş olabilir o yüzden. Muhtarın bu lafı yeniden içimize umut doğurmaya yetmişti. Karnımızı doyurduktan sonra sırayla gidip başında bekleyip birkaç dakikada bir açıp bakacaktık. Erzaklarımız bizi maksimum bir gün daha idare etmeye yeterdi. Sağlam hayvan kalmadığından yememiz mümkün de değildi. Mecburen gene balık yakalamaya çalışmamız lazımdı. Yoksa erzak yarın bittiğinde sonumuz kötü olacaktı. Kahvaltıdan sonra iki kişiyi telefonun başına dikip geri kalanımız çaya doğru yol almaya başlamıştık. Ama çaya vardığımızda bütün balıkların öldüğünü ve su yüzeyine çıktığını gördük. Dün oradan beslendiğimizi anlamış, orayı da zehirlemişlerdi anlaşılan. Elimizde bir balıklar vardı, onlar da uçup gitmişti. Çaresizce geriye döndük. Bu kafirler bizi açlıktan kırıp öyle öldürmek istiyorlar. Bunda başarılı olacaklar gibi. Camiye girip bize bir şey yapamadıkları için ellerinde iki seçenek vardı. Ya bizi dışarıya çıkarıp tek tek delirtip eğlenerek öldüreceklerdi ya da açlıktan kırılmamızı bekleyip öyle köyü alacaklardı. Anlayacağınız bu işin sonunda her halükarda ölüyoruz. Öyle de denemez evladım. Allah'tan ümit kesilmez. O nice çaresizin çaresi olmuş. Elbet bizim de sesimizi işitecektir. İşitiyordur hocam. Benim ondan yana şüphem yok zaten. Benim korktuğum hepimizin bu köyde yok olmasının kaderimizde olabilme ihtimali. Orasını biz bilemeyiz evladım. Kader ve gayb Allah'ın bilgisindedir. Ondan başka kimsenin bilmesi mümkün değil. Allah'tan yardım istemekten başka çaremiz yok evladım. Akşam olmaya başladığında Kur'an okumayı bilen kim varsa hocaya destek olabilmek adına abdest almaya başlamıştı. Bu geceyi de bir şekilde atlatmamız lazımdı. Hoca minareye çıkarak vaktin gelmesini beklemeye başladı. Biz de bütün camları kapatıp içeriye kapandık. Hoca vakit dolunca ezanı okumaya başladı ve okuması bittiğinde gene aynı hengame kopmaya başladı. Dışarıdan gürültüler gelirken abdest alanlar Kur'an-ı Kerim okumaya başladılar. Onlar sırayla okurken camiye bir şeyler fırlatılmaya başlanmıştı. Caminin çatısı kiremitle kaplıydı ve her ne atıyorlarsa çatısındaki kiremitleri kırıyorlardı. Okuma devam ettikçe de atmalarının şiddeti de artıyordu. O kadar hızlanmışlardı ki gürültüden Kur'an-ı Kerim okuyanları duymamaya başlamıştık. Hocam, bu nasıl olur? Nasıl camiye bir şeyler fırlatmaya cesaret edebilirler? Bunlar anlaşılan başka dine mensup değil, direkt imansızlar evladım. Ne olacak ki hocam? Bilmiyorum evladım. Allah'a dua etmekten başka bir şey gelmez elimizden. Kur'an okuyanlar dursunlar. Beraber camide kim varsa hep bir ağızdan Nas, Ayet-el Kürsi okuyacağız.
Hocanın seslenmesiyle caminin içi çok sessizleşti. Ardından hoca evzü besmele çekince geride olanların hepsi hocaya uyarak okumaya başladık. Sesimiz giderek daha da gürleşiyordu ama dışarıdan yapılanlar da giderek artıyordu. Çatıya fırlattıkları ne varsa bu defa caminin içerisine doğru atmaya başladılar. Camlar birer birer kırılırken her pencerenin yanında kim varsa halıya arkadan destek vermeye başladı. Halıdan geçip içeriye düşmesini önlemeye çalışıyorduk. O kadar hızlı atıyorlardı ki halıyı ne kadar sıkı tutsak da fırlayıp içeriye düşüyordu. İçerisi attıkları hayvan parçalarından dolayı leş gibi kokmaya başlamıştı. Kadınlar kıblenin olduğu tarafa geçmiş, sırtları camlara dönük, çocuklar ise onların ortalarında. Gözleri ve kulakları kapalı şekilde olanları görmemeye ve duymamaya çalışıyorlardı. Bu gürültü ve koku da ne derece mümkün olabilirse artık. Yatsı ezanı vakti gelmişti. Hocam, ne kadar ağır şekilde okuyabiliyorsan oku. Uzatabildiğin kadar uzat. Biz de o esnada hem içeridekileri dışarı çıkaralım hem de muhtarın evine gidip telefonu kontrol edelim. Oraya gitmeniz çok tehlikeli olur evladım. Hocam, gitsek de gitmesek de zaten hepimiz tehlikedeyiz. Sabaha çıkmamız bile mucize. Birilerine durumumuzu anlatmamız, yardım istememiz gerek. Kimsenin bizden ve durumumuzdan haberi yok. Böyle giderse de kimsenin haberi olmadan burada ölüp gideceğiz. Tamam evladım ama dikkatli olun. Dışarısı çok tehlikeli ve onlar her yerdeler. O yüzden korkan ve gelmek istemeyen olabilir. Ben gideceğim. Benimle beraber gelmek isteyen varsa gelsin. Yoksa ben tek başıma da giderim. Aileler karşı çıksa da ilk varım diyen Mahir'di. Sırasıyla İsmet, Cemil, Hacı, Kemal, Necmi. Anlayacağınız ekip tamamdı. Birkaçımız burada kalsın. Geri kalanlara yardım etsin. İçeride olanları dışarı taşıyıp içeriği temizlemek gerek. Cemil, İsmet, Kemal. Siz burada kalın. Biz dördümüz gidelim. Zaten bir terslik olursa bizi bir şekilde gelir alırsınız. Aslında bunu yapmamdaki neden Cemil'in seslerden kolay etkileniyor olmasıydı. Kemal ve İsmet'i ise ona göz kulak olmaları için bırakmıştık. Hoca minareye çıktığında biz de kapının önündeki yerimizi aldık. Hocanın başlamasıyla sesler kesildi ve hızla açılan kapılardan dışarıya çıktık. Boşa kaybedecek bir saniyemiz bile yoktu. Son sürat muhtarın bahçesindeki telefon direğinin yanına vardık. Telefonu hızla elime alıp ahizeyi kulağıma götürdüm. Evet, ses geliyordu. Buna o an çok sevinsek de gösterecek vaktimiz yoktu. Hızla jandarmanın numarasını çevirdim. Karşı taraftan ses geldiğinde köyün adını söyleyip kadının köye geldiğini ve bütün köyün talan edildiğini, köyde yaşayanların ise camide mahsur kaldığını, yiyeceğimizin olmadığını, köydeki bütün hayvanların telef olduğunu, acilen bir hoca bulmalarını ve gelip bizi kurtarmaları gerektiğini söyledim. Ezanın bitmesine çok az kalmıştı. Hemen kapatıp camiye dönmemiz gerekiyordu. Asker, anlaşıldı dedikten sonra telefonu kapattı. Hızla yere bırakıp camiye doğru koşmaya başladık. Daha 30 metre ancak gitmiştik ki telefon birden çalmaya başladı. Siz gidin, çabuk. Ben telefona bakıp geleceğim. Belki yardım edebilecek birileri arıyordur. Olmaz. Seni burada bırakamayız. Seninle geliyoruz. Her ne kadar gidin desem de beni dinlememişlerdi. Tekrar telefona doğru koşmaya başladık. Telefonu alıp kulağıma götürdüğümde arayan annemdi. Annemlerin yanına bugün eşyalarla beraber dönmem gerekiyordu. Dönmeyince merak edip muhtarı aramışlardı. Anne, cinler köyü bastı. Köyden dışarıya çıkamıyoruz. Jandarmayı aradık, gelip bizi alacak. Sakın ama sakın köye gelmeyin. Babam, annemin ağlamasıyla problem olduğunu anlamış, telefonu almıştı. Aynı kelimeleri babama da söyleyip kesinlikle gelmemelerini, yoksa onların da sağ çıkamayacaklarını söyledim ve telefonu kapattım.
Ardından camiye doğru koşmaya başladık. Ama daha yolu yarılamadan ezan sesi birden kesildi. Cami ile muhtarın evinin arasında kalmıştık. Camiye daha yakın olsak da karşımızdan üzerimize doğru gelenleri görmemizle durup geriye doğru koşmamız bir oldu. Muhtarın evinden başka girecek yer yoktu. Hızla muhtarın evine girip besmelelerle kapıyı kapattık ve en arka taraftaki odaya geçtik. Odada olan yüklüyü kaldırıp hızla camın önüne dayadık. İki kişi onu tutarken ikimiz de odada olan somya ve yatakların hepsini kapının önüne besmele ve dualarla dayadık. Cinler etrafımızı sarmıştı ama besmele ile kapattığımız yerleri geçemeyeceklerini ummaktan başka da çaremiz yoktu. Camiye yapılan ne varsa şimdi hepsi bizim olduğumuz yere yapılıyordu. Dışarıdan öyle sesler geliyordu ki aklımızı yitirmek kaçınılmazdı. Eğer jandarma bir an evvel gelmezse başımız büyük beladaydı. Hadi, cami neyse de burası alelade bir evdi. Dua okuyup Allah'a yalvarmaktan başka çaremiz yoktu. Bağıra bağıra Felak, Nas, Ayet-i El-Kürsü, Fatiha ve daha aklımıza gelen hangi dua varsa hepsini okumaya başladık. Elimizden başka bir şey gelmiyordu. En son Mahir İnşirah suresine başlamıştı. O an surenin anlamı aklıma gelmiş, Mahir'e tekrarlamasını söylemiştim. İnşirah suresi, Peygamberimizin sıkıntıdan kurtulmasını anlatıyordu. Bize de bu zorlukla bir ferahlık verecek olan Allah'tan başkası değildi. Mahir okudukça biz de ona eşlik etmeye, sesimizi yükseltmeye başlamıştık. Sesimiz yükseldikçe dışarıda olanların kudurdukları apaçık anlaşılıyordu. Olduğumuz yer sallanmaya, yer yerinden oynamaya başlamıştı. Camlarımız kırılmış, duvarlara güm güm bir şeyler atıyorlardı. Acaba camidekilerin durumu neydi? İnşirah suresine bir süre daha devam edip ardından diğer bildiklerimizi okumaya başladık. Aradan geçen bir saatin ardından dışarıdan araba ve siren sesleri gelmeye başlamıştı. Bu, jandarmanın geldiğinin habercisiydi. Aracın fren seslerini işitmemizle kadın, erkek, bağırış sesleri gelmeye başlamıştı. Dışarıda ne olduğunu anlamamız gerekti ama olan her neyse hiç iyi olmadığı kesindi. Çığlıkların üzerinden daha birkaç saniye geçmişti ki silah sesleri de gelmeye başladı. Dışarı çıkmamız ve ne oluyorsa elimizden geldiğince müdahale etmemiz gerekiyordu. Ağzımızdan duaları eksik etmeden bağıra bağıra okuyarak kapının önünde olanları kenara çekip besmele ile kapıyı açıp dışarı çıktık. Jandarma arabası olduğumuz yerden az ileride durmuş, bütün jandarmalar arabadan inmiş, ortalığa korkuyla ateş ediyorlardı. İşin daha kötüsü ise jandarmanın geldiğini duyan köylüler camiden dışarıya akın etmiş, cinleri gören genci, yaşlısı sağa sola delirmiş gibi koşmaya başlamıştı. Jandarmanın yanlarında getirdiği hoca ise dizlerinin üzerine çökmüş, bir şeyler okumaya çalışıyordu ama bunun da pek işe yaradığı söylenemezdi. Askerlerin deli gibi sağa sola ateş etmesi, mermilerinin bitmesiyle son bulmuş, son dualarını etmeye başlamışlardı. Cinler o kadar çirkin ve iğrenç kılıklarıyla dolanıyorlardı ki, onları yaratık sanıp mermilerin işe yarayacağını sanmış olmalıydılar. Cinler, insanları kovalarken oldukça eğleniyor, yakaladıklarını peşlerinden karanlığa çekiyorlardı. Acı çığlıklar semada yankılanıyor, bir umut ile dua edenlerin sesleri geliyordu. Yanımda olanlar, ailelerinin cinler tarafından saldırıya uğradığını görünce yanımdan ayrılmış, camiye doğru koşmaya başlamışlardı. Artık ölümümüz kaçınılmazdı ve bütün köylünün katledilişini görmek kadar acı bir şey yoktu. Cinlerden birinin Cemil'i yakalayıp yerde sürükleyerek götürüşünü gördüğümde bedenim istemsizce Cemil'e doğru koşmaya başladı. Dualar okuya okuya Cemil'e doğru koşarken cinse benim yetişemeyeceğim bir hızda benden uzaklaşıyordu. Karanlığın içerisinde kaybolmak üzereyken birden kafamın yanından beyaz, yumruğun büyüklüğünde bir şey geçti ve Cemil'i çeken cinin alnının ortasından delik açarak öbür yana geçti. Bu gördüğüm manzara ile bir anda duraksamış
Geriye doğru taşın geldiği yöne bakmaya başlamıştım. Jandarma arabasının gerisinde durmuş bir araba daha vardı. Arabanın birkaç metre ilerisinde ise biri yere eğilip bir şeyler alıyor, ağzının önüne getirip birkaç saniye tuttuktan sonra fırlatıyordu. Fırlattığı şey hangi yaratığa değerse yaratık kayboluyordu. Adama birkaç saniye daha baktıktan sonra aklıma yerde yatan Cemil geldi. Hemen geriye dönüp Cemil'e doğru koşmaya başladım. Cemil yerinden doğrulmaya çalışıyordu. Hızla yanına varıp kolundan yakaladığım gibi kaldırıp kolunun altına girdim ve arabalara doğru ilerlemeye başladık. İlk bakarken fark etmemiştim ama babam köylülerden birini sırtlamış geliyordu. O zaman babamın adamla beraber geldiğini anlamıştım. Arabanın yanına varınca Cemil'i yere bıraktım. Her yeri taşlara sürtünmekten yara içerisinde kalmış kanıyordu. Cemil'i bıraktığım gibi babama doğru koştum. Ama yanına yaklaştığımda diğerlerine koş, vaktimiz yok, diğerlerine koş diye bağırdı. Hızla 20 metre kadar ileride yatan Mahir'in kardeşine koşup kucakladığım gibi arabaya taşıdım ve durmadan çevrede olan gözüme çarpan kim varsa gidip sırtladığım gibi arabaya taşıyordum. Şimdiye nefesimin kesilmesi gerekirken içim her seferinde daha fazla enerji doluyordu. Gene sırtladığım birini arabaya doğru taşırken hocanın da bir şeyler fırlatmayı bırakıp jandarmayla gelen hocanın yanına gittiğini ve onunla beraber ses sese vererek bir şeyler okuduklarını gördüm. Onlar okudukça etrafta olan kasvet havası dağılmaya başlamıştı. Üstelik demin etrafta cirit atan cinler de ortada yoktu. Jandarmalar da nihayet kendine gelmiş, bize yardım etmeye başlamışlardı. Ortalıkta olan herkesi topladık. Hepsinin hali perişandı ama köylünün sadece yarısı buradaydı. Hoca okuya okuya bize doğru gelmeye başladı. O üzerimize doğru geldikçe okuyup bize üflüyor, nefesi bize kadar geliyordu ve içimizde aşırı bir rahatlama hissettiriyordu. Tam önümüze gelip durdu ve ellerini havaya açıp bir şeyler okudu. Amin deyip bize doğru üfledi. Ardından jandarmalarla gelen hoca bize doğru gelip komutanı. Bana durumu böyle anlatmadınız. Bilsem ben de ona göre gelirdim. Hocam yetişmese sizin yüzünüzden bütün köylü de telef olacaktı. Hoca, biz ne bilelim? Kaç kere benzeri bir olay görüp yaşadık sanıyorsun? Şimdi olanı konuşmanın sırası değil. Cinler geri çekildiler ama şimdilik. Yeniden ne zaman saldıracaklarını bilemeyiz. O yüzden bir hal yol bulmamızın sırasıdır. Hocanın yanına giderek, hocam, köylünün yarısı yok. Bazılarının çocukları, bazılarının anası babası yok. Herkes korkudan kendinden geçmiş. Onları bulmanın bir yolu yok mudur? Önce burada olanları köyden çıkarmamız gerek evladım. Onlar çıktıktan sonra gerisini arayıp buluruz. Yoksa herkesi kaybedebiliriz. Tahliye işi bizde. Hemen herkesi karakola taşır geliriz. Karakolda zaten revir var, bakımlarını da bu esnada yaptırırız. Köylüden arabanın yanında olan kim varsa hepsini jandarma arabasına doldurdular. O korkuyla 20 kişilik arabaya rahat 50 kişi dolmuştu. Geride ben, iki hoca, babam, ona yakın asker ve sağlam kalmayı başarabilmiş Mahir, Hacı ve Kemal kalmıştı. Hoca bize doğru gelerek, bu iş tehlikeli. İsterseniz benim arabama binerek gidin. Sabah gelir beni buradan alırsınız. Olur mu hocam öyle şey? Sen canın pahasına bizi kurtarmaya gelmişsin. Seni bırakıp gitmek olmaz. Üstelik köyden çok kayıp var. Onları bulmadan gitmek de olmaz. Yürüyün. Camiye gidiyoruz o halde. Hep beraber caminin yanına geldiğimizde abdest alın. Onlar gelmeden ben hepinizin korumasını yapacağım. Sonra köyü aramaya başlayacağız. Biz korka korka abdest alırken hoca caminin içerisine girmiş, minberin yanına geçmişti. Hepimiz abdest aldıktan sonra birlikte caminin içerisine girdik. İçerisi son baktığımızdan çok farklıydı, tertemiz duruyordu.
Hoca bazı kağıtlara bir şeyler yazmış, küçük hale gelene kadar katlamıştı. İp bulamadım. O yüzden asker ve gömlek giyenleriniz gömlek cebine koyup iliklesin. Diğerleri kıyafetlerinden yırtıp kalbine yakın bir yere bağlasın. Sizi onlardan korumaya fazlasıyla yetecektir dedi. Ve herkese sırasıyla dağıttı, bir tek babama vermedi. Hocam, babama muska vermediniz dediğimde ona ben yolda gelirken yapmıştım. Başka bir şey gerekmez ona dedi. Bu köyde iki yerde büyü var. Cinlerin gücü de oradan geliyor. Önce onları bulup imha etmeliyiz. Ardından da ev ev gezip kaybolanlara bakacağız. Hocam, bu işi başımıza açan bir kadın var. Biliyorum, haberim var ama kadın bu işi sonlandırmaya çalışan kişiydi. Her ne kadar yanlış yolu seçerek yapmış olsa da başlatmaya değil, bitirmeye çalışıyordu. Nasıl yani hocam? Anlayacaksın evladım. Hele bu işi bitirelim, her şeyi anlayacaksın. Hocalar ikiye ayrılma kararı aldılar. Büyülere daha kolay ulaşabilmek için. Bizlerse onları korumak ve yardım etmek için bölündük. Çıkan büyülerden biri Cemillerin evinin tuvaletinde. Diğeri ise köyün sınırında olan mezarlığın içinden çıkmıştı. 15 gün boyunca bir olay yaşanmamasının nedeni büyülerin yavaş yavaş etki eden büyüler olmasından dolayıymış. Hocalar iki büyüyü bir araya getirip bozmaya başladılar. O kadar iğrenç bir manzara vardı ki karşımızda uzun süre etkisinden kurtulamayacağımız kesindi. Hocalar büyüleri bozarken kadın bağıra bağıra üzerimize doğru koşmaya başladı. Bize iyice yaklaştığında babamla gelen hoca efendi yerden bir taş alıp okudu ve kadına doğru fırlatmasıyla kadının alnının ortasından vurması bir oldu. Kadın taşın çarpma şiddetiyle geriye doğru devrilip bayıldı. Hoca bize dönerek getirin onu buraya dedi. Bunu söylemesiyle askerler bizim bir şey yapmamızdan korktuklarından bize elleriyle durun işareti yapıp kadını alıp yanımıza taşıdılar. Ellerini ve ayaklarını bağlayın. O bize lazım dedi ve kaldığı yerden büyüyü bozmaya devam etti. Büyüler bittikten sonra yan tarafta bulunan bir kısmı yanmış samanın üzerine götürerek büyüleri üzerine koyup ateşi verdi. Yanan ateş büyü malzemelerine ulaştığında köyde gene kıyamet kopmuşçasına sesler başladı. Bir araya toplanın. Hocanın bu emriyle kadın ortamızda kalacak şekilde bir halka oluşturduk. Cinler bir anda çevremizi sardı. Suratlarına baktıkça kalbim düzensiz atmaya ve korkmaya başlıyordum. Verin onu bize. Vermem. Benden almaya da kimsenin gücü yetmez. Biz bu köyde kalan insanları alıp çıkmadıkça da benden kimse alamaz. Biz çıkana kadar o bizim güvencemiz. Hocanın bunu söylemesiyle etrafımızı saran cinler öfkeden köpürmeye ve ağızlarından salyalar aka aka üzerimize gelmeye başladılar. Hoca elini havaya kaldırıp bir şeyler okumaya başladığında cinler daha hızlı gelmeye başlamışlardı. Hoca havada olan elini demin konuşan cine doğru çevirip sanki onu tutuyormuş gibi sıktı ve hızla yukarı kaldırıp daha sert şekilde yere indirdiğinde cin de onunla beraber hareket etti ve hoca elini gevşetene kadar da öylece kaldı. Bu köy artık bizim. Liderimizi verene kadar savaşacağımızı bilin. Gücün birkaçımıza anca yeter ama hepimiz bir anda saldırdığımızda buna gücünün yetmeyeceğini iyi bilirsin. Köy artık sizin zaten. Her yeri kendi pisliğinizle zehirlemişsiniz. Ne burada yaşanır ne de ürün alınır. Bunu ben de gayet iyi bilirim ama demin kaçırdıklarınızı almadan liderinizi vermeyiz. Bunu da siz bilin. Yapacağınız tek bir hareketle onu acımadan öldürürüm bilesiniz. Size gelince de kaçınıza gücüm yeterse o kadarını öldürür, Allah yolunda vereceğim son nefes buradaysa onu da seve seve veririm. Bana yarım saat verin. Burada kalan kaçırdıklarınızı ölü ya da diri alıp gideceğiz. Sonrasında köy sizin olacak ama bu köyden çıkan hiç kimseye ilişmeyeceksiniz. Hoca bunu söylediğinde
Cinler hızla geriye doğru açıldılar. Hoca bize bakarak, "Acele edin. Ben burada sizi bekleyeceğim. Her yeri dolanın, bakın. Kimse geride kalmasın," dedi. "Hocam, bize zarar vermesinler." "Hayır, veremezler. Reisleri kadının içerisinde şu an. Ona zarar vermemden oldukça korkuyorlar. Çünkü reisleri giderse kabile uzun süre kendini toparlayamaz ve bir sürü saldırı alır. Bunu bildiklerinden bir şey yapamazlar ama acele edin. Yarım saat sonra ben de bir şey yapamam artık." Hızla koşarak evlere girdik. Ahırlar da dahil her yere baktık. Köyün geri kalanını bulduk ama 15-20 kişi hariç geri kalanı aklını yitirmiş ya da parçalarına ayrılmış halde cansız yatıyorlardı. Köyün üçte biri yoktu artık. Herkesi alarak araçların yanına geçtik. Hoca kadını uyandırıp içerisine girmiş olan cini çıkardı ve köyü mühürleyip kapattı. Olayın aslını da o gece öğrenmiştik. Meğerse kadın bizim burada, mağarada yaşıyormuş. Onun namını bilerek gelenlere büyü işlerinde yardım edermiş. Genelde geceleri gezip dolandığından da kadını ona gelenler dışında kimse bilmezmiş. Bundan seneler evvel Cemil'in babası ormana yakacak toplamaya gittiğinde uçurumdan bu tarafa kalan yerleri köyün geri kalan halkı topladığından o da uçurumun sınırına yakın olan yerleri toplamaya başlamış. Hava kararmaya yakın geri döneceği sırada sesler işitince şüphelenip gizlenmiş ve kadına gelenleri mağaraya girerken görmüş. Orada kalıp izlemeye devam edince kadının mağaradan çıkarak gelenleri yolculadığını görmüş. Kadın işinizi oldu bilin diyerek mağaraya dönmüş. Cemil'in babası da kadının büyücü olduğunu anlayınca bir süre daha takip etmiş. Herkes çeşitli dertlerle gelip gitmiş yanına. Bir gün garibanlık canına tak edince kadına giderek durumu anlatmış. Kadın burada yaşadığını sır olarak saklaması ve cinlerin verdiği koşullara uyması halinde yardım edebileceğini söylemiş. Cemil'in babasıysa düşünüp taşınmadan kabul edince cinler altın yerine karşılık ağır diyetler istemiş. Yerine getirmesi içinse kısa bir süre vermişler. Şartlar ağır olunca ve Cemil'in babası altınları elinden çıkaramayınca iş sarpa sarmaya başlamış. Cemil'in babası kurtulmak için çeşitli yollara başvurmuş ama nafile. İşin içerisinden çıkamamış. Kadın, cinlerin köyü ve herkesi katledeceğini anlayınca bir köye karşılık birkaç çocuk diyerek Cemal'in de içinde bulunduğu çocukları kaçırmış. Aslında hepsi öldürülmeyecekmiş. Cemal, ana kandan olduğu için onun ölmesi, diğerlerinin ise kanının akması yeterliymiş. Ama biz orayı basınca yaptığı iş yarım kalmış. Kadının bedenini ve çocukları alıp oradan çıkmamız işin tuzu biberi olmuş. Kadın gene köy gitmesin diye Cemil'in babasının ölmesi ve Cemal'in bedeninin mezardan alınabilmesi için mezarlığa ve evin tuvaletine büyüler koymuş. Ama o gece bizim uyanık olduğumuzu anlayınca bizi köyden uzaklaştırarak geri kalanını halletmeye çalışmış. Bütün her şey ortaya döküldüğünde altın için yok olan canlar kalmıştı geriye. Cemil'in babası olanlardan sorumlu tutularak hapse atıldı. Köyden geriye kalan insanların bir kısmı korkudan farklı şehirlere, bir kısmı ise bizim gibi ilçeye göç etmek zorunda kaldılar. Hoca sağ olsun köyden geriye kalan her insanı korumaya aldı. İyileştirebildiklerini iyileştirdi. Geri kalanlar ise yaralarını uzun yıllar sarmaya devam ettiler. O günden sonra devlet köyü kimsenin yanından geçemeyeceği hale getirdi. Yakınlarından geçen bütün yolları devre dışı bıraktı ve başka yerlere taşıdı. Halkın panik yaşamaması için olay hızlı şekilde kimsenin bilmeyeceği hale getirilerek sadece civar köylerden duyuldu. Olayın üzerinden birkaç sene geçmişti ki altın olduğu dedikoduları yayılınca gidip çıkarmaya çalışanlar olmuş ama onlar da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Artık köyün adı dahi anılmaz oldu. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.